Merhaba sevgili veliler. Ben İyder Anadolu Lisesi Psikolojik Danışmanı Buket Fırtına. Bakanlığımızın hazırlamış olduğu COVID-19 salgın hastalık sürecinde psikososyal destek çalışmaları adlı sunumu sizlerle paylaşmak için buradayım. Gönül isterdi ki bunu yüz yüze yapabilelim. Ama şartlarımız böyle el verdiği için sizlerle bu videoyu paylaşacağım. Sunum boyunca nelerden bahsedeceğiz? COVID-19 nedir? Zorlayıcı yaşam olaylarında bizler, çocuklarımız stres altındayken nasıl tepkiler gösterir? Okul sürecinde karşılaşılabilecek sorunlar, kendimize ve çocuklarımıza nasıl yardımcı olabiliriz? Ve yeni normal kontrollü sosyal hayat hakkında bilgileri paylaşacağım sizlerle. İlk olarak COVID-19 nedirle başlayalım. Koronavirüs grubuna giren virüsler soğuk algınlığı gibi toplumda yaygın görülen hafif ya da ciddi enfeksiyon tablolarına sebep olan bir virüs türüdür. COVID-19 sizin de bildiğiniz gibi insandan insana solunum yoluyla bulaşabilir. Dünyada ilk COVID-19 vakası Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde, ülkemizde ise ilk vaka 11 Mart 2020'de saptanmıştır. Salgın hastalıklar insanlık tarihi kadar eskidir. Çok eskilerden beri günümüze kadar birçok salgın hastalık görülmüştür. Ama bu salgın hastalıklar gerekli önlemler ve tıbbi müdahalelerle kontrol altına alınmış ve bu süreç daha kontrollü şekilde atlatılmıştır. Zorlayıcı yaşam olayları karşısında bizler ve çocuklarımız çeşitli tepkiler gösterebilir. Bu olaylar ruhsal olarak hepimizi etkileyebilir. Günlük hayattaki rutinlerimizin yerine getirilememesi ve yeni duruma uyumda bazı zorluklar yaşayabiliriz. COVID-19 salgınının etkileri nelerdir? Stres, korku, kaygı, belirsizlik, tehdit algısı, damgalanma, aksayan tedavi süreçleri, iş sürecindeki gelir düzeyindeki değişiklikler, eğitim ve okul sürecindeki değişiklikler, sosyal ilişkilerde değişiklikler ve kayıp ve yas durumları COVID-19 salgınının etkileri arasındadır. Tüm bu etkilerden hepsini görebileceğimiz gibi bazılarını da yaşayabiliriz. Yani kimimiz stresliyken kimimiz korku duyabilir, kimimiz bir yakınını kaybedip yas süreci yaşarken diğer biri işini kaybedip ekonomik olarak zorluk yaşayabilir. Tüm bu etkilerinin olduğunu biliyoruz. Peki bu etkiler karşısında bizde neler değişiyor? Öncelikle inanç sistemimizde bazı değişiklikler oluyor. Biz insanlar olarak dünyanın güvenli bir yer olduğunu, adil bir yer olduğunu, değerli olduğumuzu ve kötü olayların başımıza gelmeyeceğini düşünebiliriz. Yine aynı şekilde çocuklarımız da evim en güvenli yer, benimle annem babam ilgilenecek, onlar beni koruyacak diye düşünebilir. Ama böyle salgın hastalıklar gibi beklenmedik durumlar ortaya çıktığında bizim tüm inanç sistemimiz sarsılıyor ve daha sonrasında kendimizi çaresiz, güçsüz ya da bu durumu atlatamayacakmış gibi hissedebiliyoruz. Bu yüzden zorlayıcı yaşam olayları içinde yaşadığımız dünyaya ilişkin temel inançlarımızın sarsılmasına yol açar. COVID-19 salgın hastalığına bağlı olarak yetişkin ve çocuklarda görülebilecek ruhsal tepkilerden bahsedelim. Yetişkinler sürekli tedirgin ya da panik olabilir. Temizliği belki çok daha fazla yapmaya başlayabilirsiniz. Kendinizi güvende hissetmeyebilirsiniz. Öfke, gerginlik, huzursuzluk, kendinize veya sevdiklerinize bir şey olabileceğinin endişesini duyabilirsiniz. Sürekli üzgün, umutsuz, çaresiz ve duygusuz hissedebilirsiniz. Her şeyin kontrolden çıktığını düşünebilir, ne olup bittiğini anlayamayabilirsiniz. Dünyayı anlamsız ve boş görme, karar vermede güçlük, aklın karışması, bazı depresif belirtiler gösterebilirsiniz. Bunun dışında fiziksel olarak iştah bozuklukları, baş ve karın ağrısı, bağışıklık sistemindeki bozukluklar, yorgunluk, bitkinlik, tükenmişlik, sık sık terleme, titreme, vücut kaslarının gerilmesi, uykusuzluk ve uyku sorunları gibi problemler yaşayabilirsiniz. Bunların hepsi yaşadığımız travmatik durumdan dolayı ortaya çıkabilecek semptomlar. Peki çocuklarda ne gibi ruhsal tepkiler görülür? Eğer çocuğumuz 0-2 yaş arasındaysa küçük olduğu için dünyada kötü bir şeyin olmakta olduğunu henüz anlayamayabilir. Yani bu salgın süreci hakkında çok fazla bir şeyin farkında olmaz. Bu yüzden de bizim kadar gergin ya da stresli değildir. Bizde gördüğü tepkileri belki kendine lanse ettirebilir.
0-2 yaş arasındaki bebekleri böyle tanımlayabiliriz. 3-5 yaş arasındaki çocuklar salgının olduğunu ve etkilerini genel olarak anlayabilir. Ancak yaşlarına özgü çocuk ben merkezciliği olduğu için gördüklerini, duyduklarını, yaşadıklarını abartarak daha büyük tepkiler ortaya koyabilirler. 5 yaş ve altındaki çocuklar ebeveynlerinin yanından hiç ayrılmak istemezler. Sürekli ağlama ve ağlamaklı olma, huzursuz, sinirli, karın ağrısı, baş ağrısı gibi fiziksel şikayetler, yeniden parmak emmeye, alt ıslatmaya başlama, oyunlarda sürekli salgın hastalığı canlandırma, konuşma zorluğu yaşama, öfke nöbetleri geçirme gibi salgın davranışlar da, saldırgan davranışlar da gösterebilirler. 6-11 yaş arası çocuklarda bir salgının ne olduğunu ve insanları nasıl etkilediğini çeşitli yönleriyle somut düzeyde anlayabilirler. Bu nedenle dışarıya çıkmaktan korkabilir, okula gitmek istemeyebilir, arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi bırakabilir. Yani kendini izole etmeye çalışabilir. Birinin zarar görebileceğini düşünebilir. Ailesinden yana çok büyük endişe duyabilir. Bu yüzden de öfkesini dışarı farklı şekilde yansıtabilir. 6-11 yaş arası çocuklarda dikkatini bir şeye verememe, aşırı alıngan ya da sinirli olma, herkesten uzaklaşma, içe kapanma, kabus görme, uyumak istememe, karın ağrısı, baş ağrısı, okula uyum problemleri, asılsız korkular geliştirme, sevdiği şeylerden uzaklaşmaya çalışma gibi tepkiler görülebilir. 12-18 yaş arası ergenler içinde bulundukları gelişim dönemi nedeniyle bazı fiziksel ve duygusal değişimleri zaten geçiriyorlar. Bu dönemde de salgına dair kaygıyla başa çıkma onlar için çok zor olabilir. Yaşça daha büyük ergenler kendilerine ve ebeveynlerine karşı hiç stres ve kaygı hissetmiyormuş gibi davranabilirler. Bunu size belli etmek istemeyebilirler. 12-18 yaş arasındaki ergenler uyku problemleri, salgın hastalığı hatırlatıcı ortamlardan uzaklaşma, tütün, alkol ve madde kullanmaya başlama, aile ve arkadaşlardan uzaklaşma, sürekli yalnız kalma, aşırı alıngan ve öfkeli olma, sevdiği şeylerden artık zevk almama, okula ve yeni düzene uyumda zorluklar yaşayabilirler. Genel olarak çocuklar ve yetişkinler salgın hastalık riski gibi zorlu ve kaygı verici bir olayla karşılaştıklarında stres tepkilerine benzer tepkiler gösterirler. Bu tür tepkiler anormal bir olaya verilen normal tepkiler olarak tanımlanır. Yani bizlerin ve çocuklarımızın göstereceği tepkiler tamamen normal olabilecek tepkilerdir. Okul sürecinde karşılaşılabilecek olası sorunlardan bahsedelim. Mesela yüz yüze eğitim sürecinden uzak kalındığı için okula uyumda sorun yaşanabilir. Ev ortamının konforlu yapısına alışmış olan çocuk okula gitmek istemeyebilir. Okul ve okula ilişkin sorumluluklarını tekrar kazanması zorlaşabilir. Uzun süre öğretmenini görmedi, belki ödevlerden uzaklaştı, belki derslerden uzaklaştı. Bu yüzden de online'a biraz daha alışmış olabileceği için gerçek normale alışmakta zorlanabilir. Ders çalışma motivasyonu düşmüş olabilir. Okulda virüs kaparmayayım korkusu yaşayabilir. Bu yüzden de arkadaşlarıyla hiç iletişim kurmayabilir. Hastalığın bölgeleri veya etnik kökenlere göre farklılık gösterdiğini biliyoruz. Bir de COVID-19 hastalığına yakalanmış bireyler için virüsü yayan, başkalarına bulaştıran gibi suçlayıcı ifadelerle etiketlenmeleri ya da arkadaşları tarafından dışlanmaları da mümkündür. Okul ortamında COVID-19 hastalığı ile ilgili gerçek olmayan bilgiler yayılabilir. Kulaktan dolma bilgiler çocuklarımızı daha fazla korkutabilir. Yine tanı almış birinin daha sonra kontrol sürecini de tamamlamış olup okula dönmesi öğrenciler tarafından hoş karşılanmayabilir ve istenmeyebilir. Bu yüzden çocuklarımıza nasıl yardımcı olabiliriz? Önce bundan bahsedelim. Tüm bu tepkileri gördüğümüzde ya da buna benzer farklı tepkiler gördüğümüzde öncelikle çocuklarımıza bilgi edinip doğru bilgiyi aktarmaya özen göstermeliyiz. Doğru kaynaktan alınan bilgileri paylaşırsak onlar da bizim gibi daha rahat bu süreci atlatabilirler. Ve çocuklarımızı mutlaka dinlemeliyiz. Sordukları sorulara gerçek ve somut cevaplar vermelisiniz. Onların akıllarını karıştıracak ya da daha çok kaygılarına sebep olacak cevaplar vermekten kaçınmalısınız. Onları dinlememiz, duygularını ifade etmelerine, içinde yaşadıkları durumu ifade etmelerine izin vermemiz onlar için en büyük terapi kaynağıdır. Sonra bu süreci normalleştirmeye çalışabiliriz. Çocukların stres, kaygı, korku yaşamaları oldukça normal. Bu yüzden de biz bu noktada çocukların yetişkinlere göre daha az hastalandıklarını, hastalığı daha kolay atlattıklarını söyleyerek onları rahatlatmaya çalışabiliriz.
Yine onlara üzgün ya da stresli hissetmenin ya da korkmanın yanlış olmadığını, bu süreçte böyle tepkiler verilmesinin çok normal olduğunu ifade edebiliriz. Yine duygularını ifade etmeleri için onlarla bol bol zaman geçirebiliriz. Onları rahatlatmak adına oyunlar oynayabilir, resim yapabilir, müzik dinleyebilir, beraber bir etkinlik yapabilir. Ne bileyim, diyelim ki yemek yapıyorsanız ondan da yardım isteyebilirsiniz. Oyalanmasını sağlayabilirsiniz. Ders çalışmadığı süreler boyunca salgın hastalıkla ilgili bilgiler edinmek ya da onunla ilgili şeyler duymak yerine sizinle zaman geçirmesi, duygularını ifade etmesi onların yararına olacaktır ve bu süreci daha kolay atlatmalarına katkı sağlayacaktır. Güven vermeye özen gösterin. Gerekli önlemleri aldığınızı ve bundan sonra da almaya devam edeceğinizi ifade edin. Güven konusunda kendimizi korumak adına neler yapabiliriz bilirlerse, yani sosyal mesafe, maske ve tedbir kurallarına uyarlarsa hasta olmayacaklarını düşünerek kendilerini daha güvende hissedebilirler. Yani okula da gitmiş olsak, okulda da bulunsak, evde de bulunsak bu süreçte neler yapacağız? Okula gittiğimizde de arkadaşlarımızla çok fazla yakın temasta bulunmadan, maskemizi takarak, sosyal mesafemizi koruyarak nasıl bu süreci atlatabileceğimiz hakkında bilgiler verebilirsiniz. Bu onların rahatlamasına yardımcı olacaktır. Günlük rutin ve aktivitelerimizi korumaya özen gösterelim. Yani her sabah nasıl kalkıp günlük işlerimizi yapıyorsak yine aynı düzende yapmaya devam edelim. Sadece çocuklar bilsinler ki artık bu süreci gerekli tedbirlerle yürüteceğiz. Yani bazı tedbirleri alarak bu süreçte ilerleyeceğiz. Bunu bilirlerse sizler için daha yararlı olacaktır. Yine birlikte vakit geçirmenizi gerektiğini söyledik. Onlara sorumluluk vermeniz gerektiğini söyledik. Sorumluluk verirseniz kendilerini daha rahat hissederler. Bir de bu süreçte çocuklarımızın okul başarısı ile ilgili çok fazla takıntı yapmayalım. Çünkü başarıları düşebilir ya da tam aksine yükselebilir. Ama biz bunları göz ardı edelim. Bu süreçte onlar için de zor bir süreç. O yüzden bizim için okula alışmaları, devam etmeleri, okula gitmek istemeleri yeterli olacaktır. Yani %100 ders başarısı beklemeyelim. Beklentimizi de bu yönde onlara yansıtmayalım. Çocuklarımıza model olmalıyız. Eğer bizler bu süreci daha sağlıklı ve güçlü atlatırsak, onlar da bizden görüp güven alarak daha güçlü atlatacaklardır. Bu yüzden de yine kendimizi de model olarak onlara göstermeliyiz. Eğer saydığımız tepkilerde bir azalma yoksa, çocuğumuza veya kendimize yardımcı olamadıysak lütfen mutlaka bir uzmana başvurun. Rize'de Rehberlik Araştırma Merkezi'nden yardım alabilirsiniz bu konu hakkında. Peki bizler kendimize nasıl yardımcı olacağız? Tabii ki çocuklarımız kadar bizler de bu süreçten çok etkilendik. Eminim bir sürü ebeveyn, bir sürü anne baba, hocam biz ne yapacağız? Biz nasıl ayakta duracağız? Ya da biz bu korkuyu, kaygıyı nasıl yeneceğiz gibi sorular soruyorsunuzdur. Bizler bu süreçte medyayı sağlıklı kullanacağız. Doğru bilgileri çocuklarımıza verdiğimiz gibi bizler de doğru bilgi edineceğiz. Korunma yöntemlerini öğreneceğiz ve uygulayacağız. Salgın hastalık riskinden nasıl korunuruz? Kurallar neler? Bu kuralları yerine getirirsek ne kadar korunmuş oluruz? Bunları bilirsek kendimizi daha rahat ve güvende hissedebiliriz. Sağlığımızı önemseyip düzenli besleneceğiz, iyi uyuyacağız, mümkünse spor yapacağız, fiziksel sağlık ve ruh sağlığını korumaya çalışacağız. Yine düşüncelerimizi gözden geçireceğiz. Yoğun stres ya da kaygı altında düşüncelerimiz çok da istediğimiz gibi gitmeyebilir. Yani çok yanlış düşüncelere kapılabiliriz. Doğruyu ve gerçeği, olumlu düşüncelere kendimizi motive edeceğiz. Bu konuda ona özen göstereceğiz. Örneğin uyarılar ve öneriler doğrultusunda gerekli önlemleri alıyorum. Kendim ve sevdiklerim için olası riskleri azaltabilirim. Gerektiğinde de yardım isteyebilirim. Bunun bilincinde olursak kendimizi daha güvende ve rahat hissedebiliriz. Yaşadığımız duyguların normal ve geçici olduğunu bilmeliyiz ve çocuklarımıza da bunları böyle iletmeliyiz. Tarihten beri yaşanan bir sürü salgın hastalıkta benzer tepkiler görülmüş ama salgın hastalık kontrol altına alındıktan sonra hem aile bireyleri olarak bizler hem de çocuklarımız normale dönmeye başlamış. Bu yüzden biz de bunun bilincinde olursak, bu yaşadığımız stresin, korkunun, kaygının geçici olacağının farkındaysak daha kolay bu süreci atlatırız.
kendimize zaman ayırmalıyız. Nasıl çocuklarımızla beraber vakit geçiriyorsak kendimiz için de bir şeyler yapmalıyız. Diyelim ki örgü yapmayı seviyorsunuzdur. El işi yaparsınız. İşte yemek yaparsınız. Onu seviyorsunuzdur. Televizyonda bir programınız vardır. Kendinizi mutlu edecek aktiviteler yaparsanız bu süreçte siz de kendi ruh sağlığınızı koruyabilmiş olursunuz. Sevdiklerinizle duygu ve düşüncelerinizi paylaşmaktan sakın çekinmeyin. Evet, birbirimize gidip gelemiyoruz. Evet, yakın temasta bulunamıyoruz. Ama yine sevdiklerimizi telefonla, mesajla arayıp konuşarak, duygularımızı ifade ederek, onlardan gelen dönütlerle ya da onların bize anlattıklarıyla yine bir rahatlama sürecine girebiliriz. Bu yüzden de sevdiklerimizle görüşmeye, telefonla dahi olsa görüşmeye mümkünce önem vereceğiz. Eğer bizde de bu tepkilerin benzerleri ya da daha fazlası görülürse, diyelim ki hiçbir stres tepkimiz azalmadı. Tüm bunları yapmamıza rağmen kendimizde hiçbir değişiklik görmüyoruz. Aksine günlük yaşam koşulumuzu etkileyecek şekilde hasta olduğumuzu ya da aşırı stresli ve kaygılı olduğumuzu düşünüyoruz. O zaman bizler de lütfen bir uzmana başvurarak yardım almalıyız. Peki ne zaman yardım alacağız? Herhangi bir azalma yoksa stres tepkilerimizde, günlük hayatımızı etkiliyorsa, fiziksel belirtiler göstermeye başlamışsa, aşırı yoğun korku ve endişe yaşıyorsak, geleceğe ve sevdiklerimize dair yoğun endişe ve umutsuzluk duyuyorsak, depresyon gibi belirtiler göstermeye başlamışsak, lütfen en yakın zamanda bir uzmana başvurmalıyız. Son olarak da şundan bahsedelim. Yeni normal ve kontrollü sosyal hayat bize neyi ifade ediyor? Yeni normal kavramı salgın hastalıktan korunmak için önlemler alarak günlük yaşantımıza devam etmek demek. Yine bu süreçte yeni normal kavramıyla beraber kontrollü sosyal hayat kavramı artık gündemimizde. Kontrollü sosyal hayatta maske kullanmak, zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durmak, tokalaşma, sarılma gibi yakın temas içeren sosyal ilişkilerden uzak durmak, el hijyeni başta olmak üzere kişisel temizliğimize çok dikkat etmek, hastalık belirtileri gösteriyorsak zaman kaybetmeden doktora başvurmak ve gerektiğinde kendimizi 14 gün boyunca bireysel karantinaya almak olarak belirtebiliriz. Dediğim gibi bu süreçte yine internet üzerinden de bazı içerikler paylaşıldı. Bu içeriklere de ulaşabilirsiniz. Hemen sizlerle internet adresini paylaşayım. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfasında psikososyal destek hizmetleri sekmesi altında bir sürü dokümana, etkinliğe ve çocuklarımızla ilgili daha birçok yardımcı olabilecek kaynağa ulaşabileceksiniz. Buraya da girip bakarsanız bu süreci daha kolay atlatmanıza yardımcı olacak materyaller elde edebilirsiniz. Son olarak bu kadar süre boyunca beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hepinize, ailenize, çocuklarınıza özellikle sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Teşekkür ederim. İnşallah yüz yüze görüşmek üzere. Hoşça kalın.